Komüt gökteki yıldızları sunar. Sevgili çocuklar, Gökteki Yıldızlar programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sahura kalkanlar bir parmak kaldırabilirler mi? Biz sizler için erkenden kalktık, hazırlandık, güzelce sahurumuzu yaptık ve şimdi sizlerle birlikteyiz. Hala kalkmayanlar var mı? O zaman ne yapalım? Uyananlar, uyuyanları uyandırırken biz de sizlerle birlikte şöyle bir Asr-ı Saadet yolculuğumuza başlayalım. Şimdi sizlerden gözlerinizi kapatmanızı rica edeceğim. Kapattığınız anda lütfen Mekke'yi şöyle güzelce bir hayal edin. Güneş ışığının altın sarısının parladığı, kervanların çın çın öttüğü ve kalabalık sokakların olduğu kocaman bir şehir düşünün. Ve bu şehrin tam kalbinde parıldayan güzel genç bir sahabiden bahsedeceğiz. İsmi Musab bin Umeyr. Musab, Abdüddaroğullarının incisi, Mekke'nin en yakışıklı genci. Annesi Hannas binti Malik. Çok zengin bir kadın. Babası Umeyr. Mekke'nin en asil ve en şerefli kişilerinden. Musab'ın yakışıklı bir genç olması ve zarafeti gözleri kamaştırıyordu. Ondan daha güzel elbise giyen kibar bir kimse de yoktu. Herkesle çok güzel konuşurdu. Çok zarif birisiydi. Kıvrım kıvrım saçları güzelliğine güzellik katıyordu. Dünyanın gözünü kamaştıran, çoğu kimsenin hayallerinin bile ulaşamayacağı nimetler içerisinde yüzen bir genç delikanlıdan bahsedeceğiz. Mekke'nin en güzel kızları onunla evlenmek isterdi. Servet içerisinde yüzüyordu. Arzulayıp ulaşamadığı hiçbir şey yoktu. Fakat bütün bunlar onu hiçbir şekilde tatmin etmiyordu. İçinde kocaman büyük bir boşluk vardı. O sırada Musab bin Umeyr de Darül Erkam'dan yükselen o tevhid davetini duymuş, ruhunda bu ilahi davete karşı sonsuz bir sevgi doğmuştu. Bu sevgi büyüyüp ilahi bir aşk durumuna gelince dayanamadı ve hemen yollara revan oldu. Erkam'ın evine, nurun kaynağına doğru yavaş yavaş gidiyordu. Kapıya vurdu, kapıyı okşarcasına tıkırdattı. İçeriden seslendiler. Kim o? Ben Musab bin Umeyr. Bu ismi duyunca hepsi çok şaşırdılar. Kapıyı açanlar da büyük bir şok etkisi yapmıştı. Çünkü o Mekke'nin en yakışıklısı, en gözde genciydi. Belki gelmesi de en son düşünülen kişiler arasındaydı. Kapı açıldı ve Musab içeriye girdi. Doğruca gidip Allah Resulü'nün dizinin dibine oturdu. Allah'ın dinini kendisine öğretmesini istedi. Musab ilk sıralarda kavmi ve annesinden Müslümanlığını gizlemek durumunda kalmıştı. Fakat içindeki o kocaman imanı onu inandığını yaşamaya zorluyordu. Kısa bir zaman sonra Müslüman olduğu ortaya çıktı. Bir gün Osman bin Talha onun namaz kıldığını gördü. Annesine ve kavmine haber verdi. Biliyor musunuz? Musab Müslüman olmuş. Ben onu namaz kılarken gördüm. Annesi bir anda şaşırdı ve eyvahlar olsun. Ne demek Müslüman olmuş? Vah başımıza gelenlere. Ve kadın dövünmeye başladı. Gözyaşlarına boğulmuştu. Hıçkırıklar boğazına düğüm düğüm oldu. Sevineceği, bayram edeceği yerde matem tutuyordu zavallı kadın. Musab Erkam'ın evinden annesinin yanına döndüğünde onun her şeyi öğrenmiş olduğunu gördü.
annesi adeta deliye dönmüş gibi bas bas bağırıyordu. Annesine sordu. Anneciğim, nedir bu halin? Annesi öfkeyle bağırdı. Yazıklar olsun sana Musab. Demek dinini değiştirdin öyle mi? Demek Müslüman oldun öyle mi? O sırada Musab cevap verdi. Evet anneciğim, Müslüman oldum. Bu dini hemen bırakacaksın. Bunu yapamam anneciğim. Ben iman ettim ve kurtuldum. Ben bir nefes olsun dinimden asla hiçbir şekilde dönmem dedi. Musab'ı annesinin emriyle tutup hapsettiler. Akıllara, hayalinize gelmeyecek kadar işkence yaptılar. Aldıkları cevap yine aynıydı. Allah bir diyordu. Ayaklarını bağladılar, tekrar zulmetmeye devam ettiler. Onu bir mahzene hapsettiler. Günlerce aç ve susuz bıraktılar. Ona çokça işkence ettiler. Fakat onu yine de dininden hiç kimse döndüremedi. Müşriklerin artan işkenceleri dayanılmaz bir hal alınca inananlardan bir grup Hazreti Muhammed'in izniyle Habeşistan'a göç etmişti. Musab bu çilekeş Müslümanların arasındaydı. Habeşistan muhacirleri tekrar Mekke'ye döndüğünde Musab'ı gören Resulullah şöyle buyurdu. Allah'a hamdolsun. Dünyada insanların durumunda nasıl da değişiklik yapıyor. Ben Musab'ı gördüğümde Mekke'de ondan daha değerli kimse yoktu. Musab bin Ümeyr'in perişan vaziyetini ve değişen durumunu gören annesi onu evlatlıktan reddetti. Sevgili Peygamber Efendimiz de Musab bin Ümeyr'i Medine'ye muallim olarak yani öğretmen olarak gönderdi. Musab bin Ümeyr Medine'de Esad bin Zürare'nin evine yerleşti ve Medine'ye gelince hemen çalışmaya başlayan Musab bin Ümeyr bir an olsun İslam'ı tebliğden geri durmadı. Musab'ın bu gayretli çalışması sonucu İslam Medine'nin her evinde konuşulmaya başladı. Musab Hazreti Muhammed'e mektup yazarak Medine'deki Müslümanların çoğalmasını ve inananların güçlerini anlattı. Ayrıca Ensar'a cuma namazı kıldırmak için de izin istemişti. Hazreti Muhammed bundan çok büyük mutluluk duydu ve Musab'a cuma namazı kıldırması için izin verdi. Medineli Müslümanlar Musab bin Umeyr'in imamlığı altında Sa'd bin Heyseme'nin evinde ilk cuma namazını böylelikle kılmış oldular. Medine'nin önde gelen kabileleri Evs ve Hazreç kabilelerinin Hazreti Peygamber'e ikinci biatını yapmak üzere Medine'den yola çıktılar. Hac kafilesine Musab bin Umeyr ve arkadaşı Sa'd bin Zürare refakat etti. Medine'ye gittiler. Musab bin Umeyr Mekke'ye varınca doğruca Cihan Peygamberinin yanına gitti. Ona Ensar'ın bölük bölük İslam'a girdiklerini bildirdi. Allah'ın Resulü bu haberden o kadar çok mutlu olmuştu ki Musab'ın annesi oğlunun Mekke'ye geldiğini duydu ve ona haber uçurdu. Ey annesine isyan eden vefasız oğul! Sen Mekke'ye gelirsin de bana uğramazsın öyle mi? Musab bin Umeyr'in cevabı ise şöyle olmuştu. Anneciğim, ben Allah'ın Resulünden önce kimseyi ziyaret edemem. Hatta annem bile olsa. Bu haberi alan kadın dövündü ve öfkeyle yine bağırmaya başladı. Eyvahlar olsun! Vefasız oğlum benim! Kadın kendi kendine dövünüp dururken Musab birden çıka geldi ve dedi ki ''Ne yapıyorsun anne? Senin için dövünüyorum oğlum. Bana ne olmuş ki? Daha ne olsun? Hala girdiğin o dinden bir türlü dönmedin. Asıl sen inadını kırıp hak dine gelmedin. Ben Allah Resulü'nün tebliğ ettiği ve Allah'ın razı olduğu bir din üzereyim. Hak olan budur ve senin de kurtulmanı arzu ediyorum. Ey vefasız oğlum! İlk olarak Habeşistan'da ve ikinci defada
Yesrib'de. Medine'nin eski ismi Yesrib çocuklar, tamam mı? Medine'de olduğun zamanlarda senin için çektiğim acılara karşılık bana bir teşekkür bile etmedin. Sen nasıl bir gönül taşıyorsun böyle? Siz beni dinimden döndürmek istiyorsunuz. Sizin bu halinizden ben korkuyorum. Bu sözleri duyan annesi Hannas yine çok öfkelendi ve avaz avaz bağırmaya başladı. Seni hapsettireyim de gör bakalım. Musab, yemin ediyorum ki eğer beni yine hapsedecek olursanız beni öldürmek isteyenlere bu defa kendim yardım ederim. Hannas'ın gözleri yine yaşlarla dolmuştu. Dudakları usul usul kıpırdadı. Hadi git işine dedi. Musab bin Umeyr yumuşak ve tatlı bir dille annesine hitap etti. Ah anneciğim, ah! Ben sana doğru yolu gösteriyorum. Ne olur gel, Allah'tan başka ilahın olmadığına ve sevgili Peygamber Efendimizin onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet et. Katı kalpli annesi oğluna şöyle dedi. Ben senin girdiğin dini asla kabul etmeyeceğim. Aksi takdirde alay konusu olur. Fakat seni dininle baş başa bırakacağım. Musab annesinin yanından acılar içerisinde ayrıldı. Ne kadar zor bir şey değil mi çocuklar? Siz Müslüman oluyorsunuz, anneniz Müslüman olmuyor ve anneniz size sürekli eziyet ediyor, bağırıp çağırıyor, hakaretler ediyor. Musab için çok zor bir durumdu. Fakat o doğru yolda olduğu için Allah ve Resulünü hoşnut etmenin daha kıymetli olduğunu, daha lezzetli olduğunu bildiği için İslam dinini tercih etti. Evet, İslam'ın yayılmasını hazmedemeyen Mekkeli müşriklerle ilk hesaplaşma Bedir Savaşı'nda olmuştu. Büyük bir yenilgiye uğrayan müşrikler zelil bir şekilde geri döndüler. Müşrikler Bedir Savaşı'nın intikamını almaya karar verdiler. Büyük, kocaman bir orduyu toplayarak Medine'ye doğru yöneldiler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerini toplayarak Uhud Dağı'nın eteklerinde Mekkelilerle karşılaştı. Musab bin Umeyr, Peygamber Efendimizin aynı zamanda sancaktarıydı. Savaşın ilk anlarında Müslümanlar galip geldiler. Hazreti Muhammed'in emriyle Müslümanları arkadan koruyan okçular savaşın kazanıldığını zannederek yerlerinden ayrıldılar. Müslümanların ayrılışını gören müşrikler Müslümanlara hemen geldiler ve arkadan saldırdılar. Biliyor musunuz sonrasında ne oldu? Müslümanlar çok zor durumda kaldılar. Galipken mağlup duruma düştüler. İslam ordusu küfrün kılıcına hedef olmuştu. Ve bu arada birçok sahabi de şehit oldu. Peygamber Efendimiz'e saldırılar artmıştı. Musab kendi vücudunu Resulullah'a siper etmişti. Bir ara kafirlerden birisi, "Gösterin bana Muhammed'i, o kurtulursa ben kurtulmayayım." Kafirin önünü Musab kesti ve müşrik Musab'ı bir anda yere yıktı. Musab'ın üzerinde 100'e yakın ok ve kılıç yaraları vardı. Müslümanlar tekrar toparlanarak kafirleri püskürttüler. Musab defnedileceği zaman bir tanecik hırkası vardı. Sonra ne yaptılar? Başına örttükleri o örtüyle ayağı açık kalınca o kısmını da otla örtmüşlerdi. Sevgili Peygamber Efendimiz bu hal karşısında şöyle buyurdular. Ey Musab, sen Mekke'nin en şık, en zarifiydin. Muhakkak ki Allah ve Resulünün sevgisi sana bütün dünya güzelliklerinden daha değerli geldi. Allah Musab'a rahmet eylesin. Amin.
Komüt, gökteki yıldızları sundu.